Arkadaşlar merhaba. Bu videomda Xdata D220'yi daha yakından tanıtacağım size. Öncelikli olarak frekans aralığını söyleyeyim size. FM1 ve FM2 bantlarında FM1'de 87-108 MHz aralığı konulmuş. FM2'de 64-108 aralığı konmuş. Aslında FM2 64-87 olsa daha iyi olurmuş ama niye bunu seçmişler bilmiyorum. Sonra MW, Medium Wave ise çarpı 10 denilmiş. 52-173 yani 520 ile 1730 kHz kullanılmış. Normalde kısa dalga aslında 1730 olması lazım. Çünkü 1711'den sonra kısa dalga başlıyor malum. Short Wave yani kısa dalga ise 5.6 ile 22 MHz aralığı kullanılmış. Çok geniş bir frekans aralığı ama bunu kolaylamak için şu şeye baktığımızda tonik düğmesi gayet yumuşak. Bu yüzden istasyonu ayarlamak sanırım fazla zor olmayacaktır. Şimdi şu volüm ses açma ses kutu yani şöyle açılıyor. Sonra şu da tonik yumuşak bir döngü sağlıyor. Şurasında dalga seçici var. FM1, FM2, MW, Medium Wave, Short Wave olarak. Yumuşak öyle sert değil. Bu kulaklık stereo çıkış. Sonra şurada dayanma aparatı var. Şu şekilde oluyor. Sonra iki tane kalem pille çalışıyor normal. Aa, bir de orijinal rengi siyah aslında. Benimki bu yeşil renk. Üzeri boyanmış bir şey. İnşallah ileride bu renk çıkmaz. Anten olarak anteni sağlam bir anten. Yani yaklaşık bir bakayım 27,5 santimetre uzunluğunda. Gayet sağlam. Bu da gayet sağlam. Sonra şöyle bir şu iki radyo ile karşılaştırırsak aşağı yukarı frekans aralıkları aynı. Bu 368, D368. Öbürü de malum D210. Bunda da yine iki tane FM bandı var. Frekans aralıkları her ikisinde aynı. Fakat kısa dalgada burada 9 tane band verilmiş. Yani kısa dalga 2 ile 9 aralığı bunda, şunda tek dalga olarak verilmiş. Orta dalga 522 ve 1620 kHz denmiş bunda. Bunda ise 520 ve 1730 kHz kullanılmış. Normalde dediğim gibi 1730 kHz aslında kısa dalga frekansı. Burada niye konmuş onu bilemiyorum. Şimdi ölçü olarak baktığımızda şöylesine 7,5 santim. Böylesine 12 santim. Şöylesine ise yaklaşık 3 santim civarında ölçülere sahip. Şöyle bir de açalım bakalım. Nereye açalım? Şurada. Adetler eklenir. Şimdi 2024. Er 3. grup 9 Ocak 2025. 6. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaş. Bir de R108'de baktığımızda şu şekilde baktığımızda bu şekilde eşitlik var. Fakat kalınlık olarak aynı gibi. Fakat tabii ki fark vardır. Evet, şimdilik videoyu burada bitirelim. Teşekkürlerimi sunuyorum izlediğiniz için.